Her Şey Dahil kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. İnsanların sizi dinlemesini sağlamak için CEO olmanıza gerek yok. Psikolojik araştırmalara göre insanları ikna etmek için kullanabileceğiniz birçok yol var ve bunların çoğunu insanlar fark etmiyor bile. 15 numara. Birinin sizi sevip sevmediğini anlamak için bir kelime seçin. Karşınızdaki kişi bu kelimeyi her kullandığında kafanızı sallayın ve gülümseyin. Eğer sizden hoşlanıyorsa bu kelimeyi kullanmaya devam edecektir. Hoşlanmıyorsa bir daha kullanmayacaktır. 14 numara. İnsanlarla tanıştığınızda onlara gülerken göz renklerini ayırt etmeye çalışın. Belki 2 saniyeden fazla gözünüzü dikip baktığınız içindir. Tam bilinmiyor ama insanlar gerçekten buna pozitif yanıt veriyor. 13 numara. Arkadaşınızın size anlattığından daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, sorduğunuz sorunun ardından birkaç saniye sessiz kalıp gözünün içine bakın. Sonrasında biraz rahatsız olsa da kısmen anlattıklarının devamı gelecektir. 12 numara. Karşınızdaki kişiye onay bekleyen bir soru sorarken evet anlamında başınızı sallamak işinizi kolaylaştıracaktır. Yaptığınız bu baş hareketi karşınızdakilere sizi onaylamaları gerektiğini hissettirecektir. 11 numara. Taşıdıklarınız ağır gelmeye başladığınızda yalnızca konuşun. Konuşurken bir yandan da elinizdekileri arkadaşınızın kucağına kolaylıkla yığabilirsiniz. Çoğu insan hiç sorgulamadan sizi dinlemeye devam ederken verdiklerinizi taşıyacaktır. 10 numara. Eğer karşınızdakiyle tokalaşırken elleriniz sıcaksa sizi samimi bulması işten bile değil. Sıcacık ellerinizle el sıkışır sıkışmaz ona güven verirsiniz. 9 numara. Kalabalık yerlerde yürürken kimseye çarpmak istemiyorsanız gideceğiniz yönden gözünüzü ayırmayın. Çünkü karşınızdakiler gözlerinizi takip ederek ona hareket edeceklerdir. İstiklal Caddesi dahil %100 çalışıyor. 8 numara. İnsanlara bir görev vermek istiyorsanız yavaş yavaş gerçekleştirin. Yani önce daha dandik, daha basit bir görev verin. Daha sonra vereceğiniz esas görevi daha kolayca yerine getireceklerine emin olabilirsiniz. 7 numara. Henüz yeni tanıştığınız insanlara direkt isimleriyle hitap edin. İnsanlar isimleriyle çağrılmaya bayılırlar ve bu onlarda güven ve arkadaşlık duygusunu pekiştirir. 6 numara. İnsanların vücut dilini taklit ederseniz sizi daha çok severler. Bir dahaki iş mülakatınızda karşınızdakine benzer oturup benzer şekilde konuşursanız işe alınma ihtimaliniz de o kadar artar. Bilim adamları buna Bukalemun etkisi adını veriyor. Bukalemun etkisinin en ilginç tarafı ise bilinçsiz bir şekilde sürekli yapıyor olmanız. 5 numara. Daha hızlı konuşursanız tartıştığınız kişiyi ikna etme ihtimaliniz artar. Bir araştırmaya göre birisi sizinle aynı fikirde olmadığı zaman biraz daha hızlı konuşup onlara daha az düşme fırsatı tanımanız sizin lehiniz olacaktır. 4 numara. İnsanlardan yardım isterken yorgun oldukları zamanları seçin. Bir çalışma arkadaşınızdan 1 saatlik bir yardım isteyecekseniz iş bitiminde isteyin. Çünkü bu saatlerde yorgun ve dikkati dağılmış olan arkadaşınızın sizi reddetme ihtimali daha azdır. 3 numara. Ürün pazarlarken sizin istediğiniz ürünün alınabilmesi için yanında daha pahalı olan başka bir marka gösterin. Böylelikle sizin ürünün ona fark atacak ve tercih sebebi olacaktır. 2 numara. Karşınızdakini korkutarak istediğinizi yaptırın. Korkutmak derken bir tehditten bahsetmekteyiz. Genel olarak karşınızdaki tehlikeler hakkında düşünmeye iterek, korkutarak sizin yaptırmak istediğiniz için daha doğru ve güvenli olduğuna ikna edebilirsiniz. 1 numara. Biri size sesini yükselttiğinde sakin kalın. Öfke duygusu çoğu zaman kısa sürede geçmekte ve yerini suçluluk duygusu almaktadır. Bu aşamaya geçen insan genelde bağışlanmayı bekleyen insan olacaktır.